İyi akşamlar benim canımdan değerli, hatta katma değerli seyirciklerim. Bu akşam size başıma gelen bir rezillikten bahsedeceğim anacığım. Kadife Hanım benim evimin doğusunda 2 blok ötede oturuyor. Çok da iyi bir komşumdur. Kaç zamandır bize gel ayol hiç uğramıyorsun, aşk olsun ne boş. Aç koynunu kuş konsun ne boş gibi serzenişlerde bulunuyordu. Ben de dayanamadım, geçenlerde onun ziyaretine gittim. Bir nevi dış gezi yani anacığım. Fakat keşke gitmeseydim. Hayatımda bir asgari ücret açıklandığında, bir de Kadife Hanımlara gittiğimde bu kadar aşağılanmış hissettim kendimi. Ayol misafir miyim, mülteci kampında mıyım anlayamadım. Yanımda halılar mı silkelemediler? Benim evim tertemiz, seninki pis gibi asılsız iddialarda mı bulunmadılar? Ayol kendimi Libya'ya gitmiş başbakan gibi hissettim vallahi. Fakat ben başbakan değilim tabii ki anacığım. Gururlu, onurlu bir insanım. Haliyle sinirlendim. Oracıkta saçlarını başlarını yolmadığıma dua etsinler. Ne de olsa nebaletim tabii. Derhal orada geziyi iptal edip yurda, yani evime döndüm. Neyse anacığım, lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi programı seyredin. Evet dayıcığım, hele sen bir gel de hep beraber bir karar verelim. Bir dakika, annemi veriyorum. Anne! Ver bakayım. Alo, Ekrem, hemen bir taksiye atlayıp çabucak gel. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kes ağlamayı be kadın, iyice kafamızı karıştırıyorsun. Bir ol aradın mı? Neredeyse gelir. Allah kahretsin, nerede bir boklu iş var benim başıma gelir zaten. Şeytan diyor, al eline baltayı. Herkes geldi mi, tamam mıyız? Bir dayım kaldı. Geçmiş olsun enişte, ne oldu böyle birdenbire ya? Ya sorma birader, akşam üzeri eve bir geldim. Vah vah vah. Ekrem de gelsin de aile meclisini bir toplayıp karar verelim. Gitti ben de nereye gidiyor? Hayırdır Niyazi abi? Her işte bir hayır vardır Ekrem bizim kız. Dün bütün gün sancılandı, bir görsen feryat figan. Başımıza geleni hiç sorma. Apandisit olmasın. Telefondan görüştüğüm doktor da öyle söyledi. Apandisittir dedi. Büyük bir ihtimalle apandisit. Saat 4 civarında patlar dedi. Aynen de dediği gibi oldu. Dört buçuk civarında. Pof diye bir ses. Bir duman. Başın sağ olsun. Çok cici, uslu, efendi bir kızdı Gülcan. 4,5 civarıydı. O efendiliğini, namusunu da sapına kadar korudu zaten. Ben yine gelirim abi. Bizimkilere de bir bakayım. Başın sağ olsun. Ya başın sağ olsun Niyazi, nasıl oldu? Saat 3 müydü, 4 müydü? 3 müydü, kaç dedi, 4. Bir ses, pof. Geldin mi Ekrem? Ya Niyazi abinin kızına çok üzüldüm. Ya ona da üzüldük ama biz kendi derdimize yaralım şimdi. Nerede? İçeride. Ay ölüyorum. Ay bana bakın, ay ne olacak bu? Ay bacağım. Nasıl olmuş? Koltuğun üzerine çıkmış, perdelerin tozunu alıyormuş. Ya koltuk, sen tut devri. Ah anne, ah anne. Kırılmış mı peki? Kırılmaz olur mu? Böyle sallanıyor bacak, böyle sallanıyor. Alçıyı alsak tutmaz mı? Biz tutturamayız, yanlış kaynar. Yanlarına tahta bağlayalım, biraz da buz acısını alır. Almıyor, denedik. Azalacağına çoğalıyor. Çıkıkçı falan getirsek? Ulan çıkıkçı da ağzı kırar. Canım ne bileyim, çaresinden söylüyorum işte. Şeker ekmek yapalım. Aynı iş hardalda gör, hardal var mı evde? Zeytin ezme sürelim. Ona mı kaynatalım? Vuralım. Ulan bu da tutturmuş vuralım diye. Beygir bu lan bu. Ananı vurduk mu? Vurduk mu ananımı? Ananı vuran kim ulan senin? E ne yapacağız peki? Böyle bağıra bağıra can mı çekilsin kadın?
Benim aklıma bir şey geldi. Hazırlanın. Akşamın bunlar. Sıcak sıcak. Azya. İç. Şimdi biraz baba, geldik işte. Şşş, bağırmayın. Ne var, ne oluyor? Hemşire hanım, babamın ayağı kırıldı da. Nasıl oldu amca? Çok fena düştüm ya. Çok fena düştüm yavrum koltuktan. Bıyığın düştü amca. Amcada kıl dökülmesi de var galiba. Allah kahretsin, nasıl yapıştırdınız ulan? 2 kilodan sürdük, yapışmadı, ben ne yapayım? Hemşire hanım. Ne olur numaramızı kimseye söylemeyin. Kurban olayım. Ne olur yavrum. Bir siz olsanız idare edeyim. Bugün bu kaçıncı? Kadın hastası olan herkes erkek kılığına sokup getiriyor. Başhekimden biz yiyoruz fırçayı. Peki şimdi ne yapacağız? Vallahi böyle kadın olarak yatıracaksanız yatırın. Yoksa alamam. Anlaşıldı. Kaldırın onu. Gidiyoruz. Biz namusumuzu peynir ekmekle yemedik. Hastanelerde böyle tecavüz vakaları gırla giderken kadın bırakılır mı burada? Biz anamızı elin tecavüzcüsüne yedirtmeyiz. Anladın mı? Ay canım, ne bağırıyorsunuz? Osman abi, ben buradan kuş üşütmüyorum abi. Tecavüzcüye benzer şüpheli bir şahıs görürsem ütelsizden sana diyeceğim ki şüpheli bir şahıs senin oraya doğru geliyor abi. Bacım yanında değil mi abi? Güvenlikte yani. Sen de yanındasın. Yok, benim başka söyleyecek bir şeyim yok abi. Tamam abi. Evvela mahsus selam eder. Senin ellerinden bacımın gözlerinden öperim abi. Bacından soracak olursan gayet iyidir. Sağlığı yerinde, sakin sakin uyuyor yanında. Bir şey soracağım. Sen bu telsizleri kaça tuttun lan? Fazla pahalı bir şey değilse bunlardan birkaç tane alsak. Köyde işimizi görür. Bir tıkırtı var. Buralarda bir yerde sigorta hastanesi varmış. Ben senin niyetini biliyorum. Ne oldu, ne yaptık ya? Hadi lan! İtelim! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne var? Kimsesiz sandık icabında. Yedik mi? Hadi! Ulan herkes de artist olmuş ya icabında. Şimdi. Ulan ne oldu be? Sahipsiz hasta yok mu lan bu koğuşta? Ulan bizdeki de şans ha. Kız senin refakatin yok mu? Yani öylesine soruyorum. Yok. Yemin et. Kıra bana tecavüzcü. Ne var lan? Kapattım ben bu koğuşu. Gidin kendine başka hasta bulun. Hasta mı yapın hastanede? Ulan patladınız be. Yani bir şeyi de yerken görmeyin. Gel. Saat kaç oldu be? Ulan günün birinde yakalanacağız ama bakalım ne zaman ya. Nasıl, memnun kaldın mı? Yok be, 5 para etmez, 0. Böyle duruyorlar hareketsiz. Bu koğuş da yaramaz arkadaş. Asıl psikiyatri servisiymiş be. Bizim Bünyamin abi var mahallede, o söylemişti. Çok deli deli oluyorlar. Yok ya, ben orayı da gördüm. Onların hepsi artist be. Evet. Kimi kendini Katerina zannediyor, kimi de Lady Diana ha. Nöroloji, Bevli, aslında bütün servislere bakmak lazım abi. Ben bir nörolojiye bakayım. Bak, nerede bak, o? Bak şu tarafta. Ha, şu mu? Ha. Tamam. Hadi eyvallah, sana kolay gelsin. Sağ ol. Çıkarken pencereyi kapat, hastalar üşümesin. Tamam. Hadi eyvallah. Senin kimin kimsen var mı lan? Yok. Ha? Yok mu? Doktor hanım, nabız düşüyor. Basınç uygulayın. Solunum normale döndü. Doktor hanım, sizi telefondan istiyorlar. Devam edin. Siz dikin, geliyorum. Başlıyorum.
Ben pensiyon, adam bana pensiyon veriyor. Bu da kim ya? Sen de kimsin? Karımın kocasıyım. Ne işin var ameliyatı abi? Karımı bekliyorum. Sebep? Başına bir iş gelmesin diye. Çekil şöyle. Hastayı gittik doktora. Doktora mı? İşinize bakın. Ne oldu size böyle? Beni de diktiler. Üç kişiydiler. Koridorda üstüme çullandılar. Hay aksi şeytan. Hastane hastane değil de abacı sanki. Yanımdan bezdim valla. Sabah akşam tecavüze uğruyoruz. İnanır mısın? Eve bir gidiyorum. Külçe gibi yığılıp kalıyorum. 12 saat uyuyorum, bana mısın demiyor. Haklısınız tabii. Kolay mı o kadar şey? Neyse devam edelim. Evet. Hastanın durumu nasıl? Namus olarak fevkalade doktor. Sen necisin? Ben morg bekçisiyim. Kimi arıyorsun? Bir karı girdi mi buraya? Şöyle sarışın da kara biraz. Şöyle çipil gözlü. 40 yaşlarında bir zilli. Ölü olarak arıyorsan var birkaç tane ama diri yok. Tabak mısınız? En iyisi ben kendi gözlerimle göreyim. Hop hemşerim hop. Hop. Ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bak git lan! Aşağılık hele! Ölü konuştu mu? Konuştu ama ben tenezzül edip cevap vermedim. Tamam mı teyzeciğim? Sağ olasın, sağ olasın. Annenizi yatırmamız lazım. İyi de doktor bey, durum ortada. Başka bir yolu yok mu bu işin? Doktor bey! Doktor bey, Mok'ta diri var! Diri, diri! Dur ya, ne saçmalıyorsun? Vallahi ciddi söylüyorum doktor bey. Yani 8 yıldır morg görevlisiyim, hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Belki oraya yanlışlıkla konulmuştur. Ama ya bir de öldü dirildiyse... Vallahi kesseler beni oraya, tek başıma yollayamazsınız doktor bey. Doktor bey, siz bir baksanız. Hey Allah. Peki tamam, geliyorum. İzninizle. Sen biraz dur anne. Ben de bakayım, merak ettim. Nerede, göster bakayım. Aha şu çekmecenin doktormuş. Ezberi siz açmayın doktor. Ya korkulacak ne var bunda? Bundan mı korkuyorsun? Ceset işte. Oynama. Her şeyi açıklayabilirim doktor bey. Bir kadın yakınını öldü. Ablam rahmetli. Burada yatıyor. Evet, yan çekmecede. Bu mu? Bu. Ablam. Bakamıyorum. Sen de o gömleğine kadar onu korumak için buraya girdin. Anlaşıldı. Morglara da dadanmışlar doktor bey. Anlıyorum. Doktor. Evet? Beni kapatmayacak mısın? Doktor, annem nerede? Annem! Doktor! Tecavüzcüler anamı! Hay ananı! Tövbe tövbe ya! Hay ben kendimin, böyle işin, böyle sağlık sisteminin çalışmıyorum lan! Çalışmıyorum. Çalışmıyorum anasını satayım. İstifa ediyorum. Nedir bu sigorta hastanelerin durumu ya? Hayret bir şey ya. Bırak fakir fukarayı. Bizim bile güvenliğimiz yok, bizim bile. Çalışmıyorum anasını. İstifa ediyorum. Kim meraklıysa o çalışsın. Sistemin bozukluğunun sorumluluğunu daha fazla üstlenemem. Yeter artık. Doktor, annem nerede? Sisteme sor. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin.
haber stüdyosuna bağlanıyoruz anacığım. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. İşçi ve memurların nemalarımızı ödeyin, bize nema lazım talepleri karşısında hükümet neme lazımcı tavrını sürdürüyor. Hüsamettin Bey'i görebilir miyiz? Hüsamettin. Hüsamettin'imi son yolculuğuna hazırlıyoruz. Tam zamanında geldi. Yola çıkmadan Hüsamettin Bey'i bir görmek istiyoruz. Öldü, öldü diyorum, anlamıyor musunuz? Biliyoruz efendim, zaten onun için geldik. Başınız sağ olsun. Hüsamettin Bey, evet. Selamlar Hüsamettin Beyciğim. Hüsamettin Bey, neye yettiniz öldünüz? Allah taksiratınızı affetsin Hüsamettin Bey. Size bir müjdemiz var Hüsamettin Bey. Hüsamettin Bey. Hüsamettin. Hüsam. Hey. Hüsamettin. Oo. Sizi kutlarım Hüsamettin Bey. Öldünüz. Öldünüz ve devletten nemanızı almaya hak kazandınız. Nema? Manyak mısınız siz? Hayır hanımefendi, görevliyiz. Hüsamettin Bey'den yıllardır kesilen zorunlu tasarruf birikimini kendisine geri vermeye geldik. Buyurun Hüsamettin Bey. 127 milyon 17 kuruş. Hüsamettin Bey. Hüsamettin Bey, 17 kuruş. Güle öle harcayın beyefendi. Gördüm peşin parayı sırıtırsın değil mi? Öldükten sonra ne yapsın Hüsamettin'in parayı? Ona biz karışamayız hanımefendi. Para onun dilediği gibi harcar. Bana sorarsanız faize yatırsın derim. Zor günler için güvence olur. Hüsamettin Bey, size zahmet olacak ama... parayı aldığınıza dair şu evrakı imzalar mısınız? Hüsamettin Bey. Hop, Hüsam. Manyak mısınız siz? Adam ölü nasıl imza atsın? Onu bilemem ama parayı istiyorsa imzalaması lazım. Verin ben imzalayayım, ben karısıyım. Olmaz hanımefendi. Hüsamettin Bey ölmek suretiyle bu parayı almaya hak kazandı. Ona vermek zorundayız. Daha önce manyak mısınız siz demiştim değil mi? Biz de daha önce size görevliyiz demiştik değil mi? Hanımefendi yasa böyle, bizim hiçbir kabahatimiz yok. Zorunlu tasarruf ancak ölenlere geri ödeniyor. Abi Hüsamettin Bey parayı almamakta direniyor. O zaman biz de parayı almıyor diye tutanak tutmalıyız. Kusura bakmayın hanımefendi, gördünüz. Parayı verdik, almadı. Al asmalık. Şu hale bak. Devlet insana hakkını öldükten sonra veriyor. Hanımefendi, devlet neyi ne zaman yapacağını sizden daha iyi bilir. Devlet bu, moru değil. Artık saygın vatandaş olmanın yolu soygun yapmaktan geçer oldu sayın seyirciler. Kimin kimi soyduğu belli olmayan bir soygunu izliyoruz. Korkarım ama. Sus lan, korkacak bir şey yok diyeceğim. Ben de korkuyorum. Hadi eve gidelim. Dur oğlum dur. Birileri geliyor galiba. Şu tarafı kafana geçir. Hiç sesinizi çıkarmadan lütfen cüzdanınızı veriniz. Lütfen. Nedir bu başımıza gelen? Güpegünüz adam soyuyorlar. Sağ ol. Çocuğu da komşuya bıraktım. İnşallah bir şey olmaz. Onunla ne ilgisi var kız? Ay ne bileyim ben, heyecandan ne dediğimi biliyor muyum? İnşallah boş dönmeyiz. İnşallah. Lan sus, milleti uyandıracaksın. O zaman biz Tarzan'ız çünkü iple indik. Evet, iple indik, Tarzan'ız. Yürü bakayım, sus, sessiz. Peki maymun işte nerede baba? Maymun biziz evladım. Zaten hepimiz maymundan gelmeyiz. Bazılarının yüzünden de maymun olmaya devam ediyoruz. Bu ne baba? Kasa yavrum. Yine ipe binecek miyiz baba? Biraz daha gürültü edersen ipe binmekle kalmayıp ipin ucunda da sallanacağız. Ne yapıyorsun baba? Kasa açılsın diye dua ediyorum. Senin okul sıralarına girebilmen için yavrum. Niye en öne geçmiyoruz? Ay evladım, sıramızı bekliyoruz. Maşallah hanımefendi, çocuğunuz pek kurnaz. Allah bağışlasın. Sizinki de öyle. Pek engin cıvan, engin cıvan bakıyor. Denkleştirebildiniz mi bari parayı? Denkleştirdik ama pek kolay olmadı. Son girdiğim evde az kalsın yakayı ele veriyordum. Bu kayıt masrafları hepimizi soygunculuğa itiyor vallahi. Benim içim çok rahat hanımefendi. Onlar da bizi soyuyorlar zaten. Bu devirde çok normal. Baba, büyüyünce soyguncu olacaksak niye okula gidiyoruz? Da
daha büyük vurguncu olabilmek için yavrucuğum. O gördüğüm büyük adamlar Avrupa'da, Amerika'da okuyup adam oluyorlar. Baba, soygunculuk kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey tabii yavrucuğum. Ama insanı buna mecbur bırakıyorlar. Hayat ne zor be. Kanunların işlediği hukuk devleti olalım diye çırpınırken ut, tambur ve kanunların işlediği devlet olduk. Şimdi mahkemelerde yaşanan cümbüşü getiriyoruz ekranlarınıza. Başır, getir oğlum dosyayı. Aman reis bey, dikkat edin, ortalık karışık. Kim bunlar ya? Şimdi hakim bey, bu yarısı sanığın akrabaları, bu yarısı da sanığın vurduğu adamın akrabaları. Yani az ceza verirseniz, öğleninkiler, çok ceza verirseniz bu sefer sanığınkiler maraza çıkartacak. Hadi yahu, hadi yahu, gene mi yahu, gene mi yahu? Ha, bir gün gürültüye gideceğiz ama bakalım ne gün. Evet. Her neyse, biz işimize bakalım. Hazırlıkları tamamla. Hazır mısın? Ha, sen? Kızım hazır mısın? Evet, açık duruşmaya başlandı. Daha önce yapılan duruşmalarda şahitler dinlendi ve sanığın ifadesi alındı. Bilirkişi raporu geldi, okundu, dinlendi. Şimdi karar vermem lazım. Gereği düşünüldü. Samanlıktan kaldıramadım şamanı. Bu davayı da kavga çıkmadan bitirdik. Çıkarttık efendim. İyi ettin kızım. Hakim bey, ben istifa etmek istiyorum. Çok zor durumda kalıyorum. Yani katibe miyim yoksa köçek miyim anlayamıyorum vallahi. Ne yapalım kızım, idare edeceğiz. Görmüyor musun, önüne gelen mahkemelerde olay çıkarıyor. Bu gidişte koridordaki kavgalar mahkeme salonlarına sirayet edecek. Biz de güme gideceğiz arada. Her neyse. Mübaşir oğlum, başka dosya var mı? Gene karar verilecek bir dosya efendim. Karar mı? Eyvah. Pekala, ne yapalım? Hazır mısınız hanımlar beyler? Hazırız. Hadi bakalım. Al şunları ye. Bir, iki. Adam adam olmayınca yeşili kırmızısı fark etmiyor sayın seyirciler. Sonunda moraran hep aynı oluyor. Allah'ım, nasıl çıkaracağım ben bu lekeleri? Yeşil adam. Ben sizin yanınızdayım hanımefendi. Lekeleri çıkartmanıza yardımcı olacağım. Nasıl olur bilmem ki. Çamaşır kadın işidir. Anlaşılan o ki leke sadece çamaşırda değil. Asıl leke sizin hayatınızda. Nasıl yani, bence... Söylediğiniz feodal bir düşünce tarzı hanımefendi. Hayat müşterek değil mi? Siz bu çamaşırları tek başınıza mı kirletiyorsunuz ki tek başınıza temizleyesiniz? Bir erkek her konuda karısına yardımcı olmalıdır. Aman, benim kocam hiçbir konuda bana yardımcı olmaz. Sizin bey de feodal demek ki. Oysa bir evlilik hayatı paylaşmak üzere yapılır hanımefendi. Eşler hayatın sıkıntılarını da mutluluklarını da eşit olarak paylaştıklarında mutlu olabilirler. Anne ne diyor bu yeşil adam? Bilmiyorum ama yavrum çok güzel konuşuyor. Çok iyisiniz yeşil adam. Siz de çok güzelsiniz hanımefendi. Thank you.
Allah senin cezanı versin yeşil adam. Senin gibi koca olmaz olsun. Entelmiş. Senin tellerini yiyeyim ulan. Keşke eski kocamdan ayrılmasaydım. Yeşilmiş. Puh! Anneciğim dur ya. Sıfır. Zifti pekini yesece. Anne bak kırmızı adam. Yetiştim hanımefendi. Durun ben size yardımcı olayım. İstemem. İstemem. Bana bir tane bıçak verin. Şu kırmızı adamı keseceğim. Bir dakika hanımefendi. Ben kırmızı adam. İzin verin de anlatayım. Dur. Konuşma. Ha yeşil, ha kırmızı, ha normal adam. Hepiniz erkek değil misiniz? Aynı bokun soyusunuz. Konuşmaya gelince dar 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 konuşursunuz. İş yapmaya gelince hiçbir şey yapmazsınız. Konuşma. Sus. Defol. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin. Coşku ve sevincin ifadesi olan alkış kimi zaman acının ve çaresizliğin sesi oluyor anacığım. Evet, 418 Cuma. Gel bakalım tahtaya. Gel. Çarpım tablosundan üçleri say bakalım. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. Aferin Cuma, çok iyi çalışmışsın. Dersini çok iyi çalışan Cuma'yı alkışlıyoruz. Evet, okulumuzun ikincisi olarak diploma alan Aysel'e ödülünü verdikten sonra şimdi de okulumuzun birincisini açıklıyorum. Cuma! Bravo benim aslan oğlum. Canım benim, kazanacağını biliyordum. Helal olsun valla. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin. Yani öğretmen okulunu kazanmakla çok önemli bir adım attın. Öyle. Aslanım benim. Şimdi bir an evvel derslerine çalışıp okulunu bitiriyorsun. Hemen görevine başlıyorsun. Merak etme baba. Canla başla çalışacağım. Efendim Cuma okulumuzun en başarılı öğrencilerinden biridir. Kendisiyle her zaman gurur duyduk. Şimdi ona mezuniyet diplomasını veriyorum ve hayatta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Cuma'yı alkışlıyorum. Maşallah, maşallah. Aslan oğlum benim, biliyordum okulunu başarıyla bitireceğini. İnşallah iyi bir yere tayin ederler. İnşallah. Sonra da seni bir güzel evlendiririz. İyi artık bir mürüvvetine görelim değil mi? Aa bırakın canım, bunları konuşmak için çok erken daha. Birbirlerine ne kadar yakıştılar değil mi hanım? Öyle ama ben yine de üzülüyorum işte. Sen görev yerlerine üzülüyorsun değil mi? İyi ama orası da vatanın bir toprağı ya. Memleketin her köşesinde öğretmene ihtiyaç var. Biz az mı süründük yani Anadolulardan? Evet, şimdi herkes beni dinlesin. Gençlere bir hediye vermek istiyorum. Müstakbel damadımın dükkanıma ortak ediyorum. Artık daha başlarına gitmesine gerek kalmayacak. Bir dakika lütfen. Sağ ol baba ama ben bunu kabul edemem. Yıllarca öğretmen olmak için okudum. Ya şimdi doğuda bir yer çıktı diye ben bunu bırakmam. Gideceğim. Ama evladım, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin Hantepe köyüne gidiyorsun. Çok tehlikeli oralar. Orası da bu memleketin toprağı değil mi anne? Ben gitmesem, o gitmese kim gidecek oralara? Ben de nişanlımın yanına gidebilmek için dilekçe vereceğim. Çok, hiç göndermeyecektik. Ortada bir yanlış yapan var ama yanlışı yapan Cuma değil hanım. Memleketin öğretmenlerini 3-5 eşkıyadan korumayı unutan politikacılar yanlışı yapan. Onlardan hesap sormadığımız için biz de suçluyuz. Hadi kendimizi alkışlayalım. Arkadaşlar.
Artık Arif'e tarif gerekmiyor. 55 ekran televizyon her şeye yetiyor. Kanallarda seyredilecek doğru dürüst bir şey var mı Reşat? Gazeteye bakmadım ama şimdi buluruz seyredecek bir şey. Bu yanımda gördüğünüz gencin adı Ekrem. Ekrem o gün sokağa çıktığında kendini iyi hissetmiyordu. Dolaşırken komşu kızı ZT'ye rastladı. ZT genç ve güzel bir kızdı. Genç ZT'nin vücudu Ekrem'in aklını başından almıştı. Ekrem kararlıydı. Genç kıza tecavüz edecekti. Bunun için eczaneden bir miktar efer aldı. Bu gece nöbetçiniz dahil olmanız çok iyi. Bana eter al metal. Çabuk çabuk çabuk. Biraz da pamuk istiyorum. Bir miktar pamuğun üzerine eteri döküyorum. Eteri fazla dökmeyin ziyan olur. Eterli pamuğun üzerine elimle kapatıyorum uçmasın diye. Genç ve güzel kız Zeytin'in yanına doğru yaklaşıyor. Burnunu kapatıyorum. Artık kız bayıldı ve servise hazırdır. Genç ve güzel kız Zeytin'i sessiz yere doğru götürüyorum. Ya bu ne ya? Ben başka kanala geçiyorum hanım. Allah Allah. Evet sayın seyirciler, bu yanımda görmüş olduğunuz adam bir evi soyarken yakalandı. Merhaba. Merhaba. O evi nasıl soyduğunuzu bize anlatır mısınız? Anlatayım. Soygun için uygun bir yer seçilir. Sağ sol iyice incelenir, sonra gizli bir yerde yeteri kadar beklenir. Hadi hanım, hadi. Geldim, geldim. Ocağın altını söndürdün mü? Söndürdüm. Muslukları kapattın mı? Kapattım. Hadi o zaman. Ev sahiplerinin evi terk ettiğine iyice kanaat getirildikten sonra bir levye alınır. İşte bu levye. Kamera yakından çekerse izleyicilerimiz daha iyi görebilirler. Sonra kapı kanıtılır. Evet, artık içeri afiyetle girilebilir. Bu ne ya, bu ne? Ben başka kanala geçiyorum. Allah Allah. Evet sayın seyirciler, kamuoyunu günlerdir, hatta aylardır meşgul eden Şerin Aysel şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim siz kocanızı 28 yerinden bıçaklamakla tanındınız. Uzun süre cezaevinde yattınız. Gazeteler hep sizden bahsetti. Evet. Nasıl bir şey, nasıl bir duygu bu? Niye yaptınız bunu? Mira, birden içimden geldi. Harika bir duygu. Anlıyorum. Bunu seyircilerimiz için de bir kez daha tekrarlar mısınız? Olur. Bir adet koca bulunur. İşte koca bu. Ancak bunu bulabildim. Sonra koca yatağa atılır. Ondan sonra koca güzellik yatağa yerleştirilir. Sonra zevke göre iki çorap seçilir. Sağlam olmasına dikkat edilir. Sonra kocanın kolları yatağın demirine sıkıca bağlanır. Bu evini unutma şekerim. Bana işimi mi öğretiyorsun lan? Buraya kadar ne olduğunu anladık. Peki sonra ne oluyor? Bağlı durumdaki kocayla yeteri kadar seviştikten sonra yatağın altından sivri, keskin bir bıçak alınır. Bu sevişmenin bir ölçüsü var mı? Vallahi bunu herkes kendine göre belirleyecek. Anlıyorum. Devam edelim. Sonra koca çeşitli yerlerinden 28 kere bıçaklanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bıçak. İsterseniz çoğaltabilir, isterseniz azaltabilirsiniz. İsteyen 18 kere, isteyen 38 kere kocasını bıçaklayabilir. Özel yerler var mı saplamak için? Yok, bu işlem rastgele yapılır. Önemli olan bıçağın kocaya girmesidir. Bıçak saplama işini bir kere de ağır çekimde görelim. Lan lan, kapatalım en iyisi. Bu ne böyle ya, yemek tarifi verir gibi. Hani eskiden yemek tarifi verirlerdi, bilmediğimiz yemekleri öğrenelim, pişirelim diye. Peki bundan ne öğreneceğiz biz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yandı ailesi değil mi? Evet memur bey, bir şey mi vardı? Hasan Yandı sizin oğlunuz mu? Evet. Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Yoksa bir kaza falan mı oldu? Yok yok, kaza falan değil. Oğlunuz bir kıza tecavüz etmiş. Şu anda karakolda. Benimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Bir yanlışlık olmasın polis bey. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Demin bu programlarda ne öğreneceğiz diye sormuştun değil mi hanım? Al işte gör neye yaradığını. Utanç verici olayları reyting kurunu abartanların zaferi bu. Hadi gidelim karakola. Gitti gül gibi ol. Sonunda devlet işleri evlere kadar ulaştı anacığım. Şimdi bu hizmete ulaşan özel... Pardon...
özel evleri izleyelim. Bana bak Remzi, sen bu boyanın kıvamını tutturamadın. Yok ya, iki saattir karıştırıyoruz burada. Kendi suçunu bana yükleme. Ya karıştırıyorsun ama baksana dalga dalga oluyor. Şimdi bizi ağzını işittireceksin. Sen fırça sürmesini bilmiyorsan ben ne yapayım kardeşim? Şu kıvama bak, bal gibi. Ya bal gibi ama boya gibi değil. Hop 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 hop! Efendim, imzanız gerekiyor. Ben bunu imzalamamış mıydım? Evet ama metnin üstü boya olduğundan geri gönderdiler. Gönderdiler tabii kardeşim. Baksana boya yapıyoruz burada. Feridun Bey'in de imzası gerekiyordu. Kendisi nerede acaba? Kendisi orada yerleri siliyor. Teşekkür ederim. Hop hop hop! Sana hop demedik mi be kadın? Anlamadım efendim. Anlamamış. Biz burada temizliyoruz, siliyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Sen gelip batırıyorsun ya. Özür dilerim efendim. Özür dilermiş. Dişimiz başımızdan aşkın zaten. Söyle ne var? Kaldır ayağını şuradan, kaldır. Öbürünü de kaldır. Söyle ne istiyorsun? İmzalamanız gereken bir evrak var efendim. İmzalamam gereken evrak var. Evet. Ya işimiz başımızdan aşkın. Bir de Angarya ile mi uğraşacağız? Ver şunu. Buyurun. Ver. Tamam mı? Hadi. Teşekkür ederim. Dikkat et, atla. Tövbe estağfurullah. Otur. Eyvallah. Kolay gelsin efendim. Sağ ol. Önümüzdeki ay Almanya ile yapılacak ikili temasların ön görüşmeleri için bir yetkili geldi de. Almanya işiyle müsteşar Hamdi Bey meşgul oluyor. Kendisini nerede bulabiliriz acaba? Makamında. Ne yapacağız şimdi? Oho. Yapacağız şimdi. Oho. Hamdi hop bakıver bir dakika. Şşş, seni çağırıyorlar. Ne var ayol? Oo, Hamdi işe kendini iyice kaptırmış. Baksana ayol mayol diyor. Hamdi bakıver bir dakika. Almanya'dan ön görüşme için bir heyet gelmiş. Tam da sırası yani. Bulaşığı tam ortalık yerinde. Mutfağa gelsinler. Ne yapacağız şimdi? Oho. Yapacağız şimdi? Oho. Buyurun Hamdi Bey sizin makamında kabul edecek. Duymadım sanmayın. Badana suratlılar. Hop 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 hop! Bir dakika ya, ne oluyor? Biz burada temizliyoruz, süpürüyoruz, siz basıp geçiyorsunuz. Çıkarın ayakkabılarınızı. Aması maması yok, anlamam. Bu kadar temizlikten sonra ayakkabıyla geçemezsiniz. Çıkarın pabuçları. Please take off your shoes, please. Shoes, shoes. Ne, insaf be! Bu kadar uğraşıyoruz ya. Ne biçim iş, bitmiyor bu devlet işleri be. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Oho, yapacağız şimdi? Efendim, dışişlerinin temasının çerçevelerini belirlemek için bazı konuları görüşmemiz gerekiyor. Ya şuna önceden bir su koysalar ya be. Ya kuruyunca çıkmıyor işte şu bokuya. Ne yapacağız şimdi? Oho, yapacağız şimdi? Bayan Hilda görüşme konusunun kapsamını bilmek istiyor. Kendisi de ülkesine bildirecek. Şimdi rapor orada Aygaz'ın üstünde. Sen onu Hilda'ya çevir, ben de kendisiyle yakın temasa geçerim. Oo, bana bak Hamdi, ben müsteşar olduğum olanı bir kere bile yurt dışına çıkmadım. Lütfen beni kontenjana dahil et. Erkekler. Her yeri temizledim ama ben de bittim. Bulaşığı bitirdim ama gel bir de bana sor. Fasulyeyi ateşe koydum ama bu ne kadar kaynayacaktı acaba bilmem ki. Ulan bütün fırça darbeleri belli oluyor. Acayip fırça yiyeceğiz. Merak etme. Fırça belli olmaz belki. Ya koskoca müsteşarlarınız yaptığımız işlere bakın be. Bakan da iyice abarttı yani. Devlet imkanları özel işlerde bu kadar da fazla kullanılmaz ki. Canım eskiden sadece makam arabası, şoför falan kullanılırdı özel işlerde. Şimdi iyice cılkı çıktı. Buna bir son vermek zorundayız. Sayın Bakan. Hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hanımefendi hoş geldiniz. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin. Türkiye özlemi, konuşmayan Türkiye özlemine, hatta aman sus ne olur konuşma Türkiye özlemine dönüştü anacığım. Şu
şu evrak imzalanacak abi. Ha. Alo? Yok ya. Peki anlaşıldı, tamam. Şevci. Buyurun abim. Bir ihbar aldık. Birkaç adam al yanına. Sahte evrakla kamu bankalarını dolandıran bir şebeke varmış. Hemen yakalayın onu. Baş üstüne abim. Polis! Kimse kamıldamasın. Bunlar da nereden çıktı ya? Kim saldıysa başımıza. Hayır, bir şeydi şimdi, işin yoksa karakol marakol, o kadar zaman kaybı ha. Kımıldamayın! Kımıldamayın diyorum! Amma büyüttünüz ya. Arkanızı dönün, ellerinizi duvara dayayın. Bağırma be, karşında tağrı yok, kımıldamıyoruz işte. Yanlış bir hareket yapmayın. Bir de böyle görev düşkün olmazlar mı? Dön şöyle. Yürü lan. Tamam ya, tamam, bağırıp durma, tamam gidelim. Şimdi bizi yakaladılar ya, kahraman olduk. Onlar öyle sanıyor. Dolandırıcıları yakaladık amirim. Elebaşları da bu. Şöyle geçin. Diğerlerini sorgu odasına alın. Bununla ben ilgileneceğim. Geç öyle. Evet, dolandırıcı bey, sizi dinliyorum. Buyurun. Konuş, sinirlendirme adamı. Konuş ulan, kafama attırma. Vallahi konuşursam hükümet düşer. Ha? Ne diyor lan bu? Konuşursa hükümet düşecekmiş. Niye düşüyor lan koskoca hükümet bir adamın konuşmasıyla? Bu işte yalnız değiliz. Üst düzey yöneticiler, büyükbaş şahsiyetler var. Kurcalamaz, senin de başın yanar. Blef atıyor amirim. Ciddi söylüyorum. Konuşursam hükümet düşer. Hayda. Vallahi benim için o boş. İsterseniz konuşayım ama. Yani kesin düşer diyorsun. Anında. Buyur şimdi, buradan yak. Gelsene ulan bir dakika. Buyurun amirim. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama adam doğru söylüyor olabilir. Ya beni de pirelendirdi şimdi. Dikkatli olmak lazım. Ya hemen düşer mi acaba? Bilinmez ki. Hükümet işi bu. Belli mi olur? Doğru söylüyorsunuz. Hiç belli olmaz. Peki nasıl sorgulayacağız biz şimdi bunu? Bilmem ki. Bana bak. Sen de hükümet düşmeyecek şekilde konuş, tamam mı? Kanun namına diyorum bak. Yok öyle düşmeyecek şekilde falan. Ben bir konuştum mu dibine kadar konuşurum. Hükümet tarzında gül. Keşke yakalamasaydık. Ya? Herif bir tutturmuş, hükümet düşer diye başka laf ettiği yok. Haklısınız. Hükümeti düşürecek ne konuşabilir acaba? Ne bileyim. Ya ben de çok merak ediyorum ama tutup soramazsın ki şimdi. Ya haklısınız. Devletle hükümetle oyun olur mu ya? Hükümet işi bu. Allah muhafaza bir düşerse hükümet. Ya milletimiz hükümetsiz kalır ya. Ya. Olur mu? Ondan sonra gelsin anarşi, gelsin terör. Allah korusun. Peki ne olacak şimdi? Ne bileyim ya. Ne bileyim ya. Bana bak, konuşursam kesin düşer mi diyorsun? Anında. Ya çok zor meslek bizimki de ya, çok zor. Ya. Gel de çık şimdi işin içinden. Ya. Sizi sıkıntıya soktum, isterseniz ben artık konuşayım. Şimdi ben... Aman sus, konuşma! Kıpır şunun ağzını! Bir telefon, başbakan çıkarıyor. Dediği gibi hükümet düşerse mevuliyetimiz yanar değil mi amirim? Ya gazetelere düşersek? Düşeriz ya, düşeriz ya. Manşetleri görebiliyor musun? Hükümete kasteden iki vatan haini. Ya, genç olan evli ve 3 yaşında bir kızı var. Oldu mu lan o kadar? Olmaz olur mu abi? Zaman ne çabuk geçiyor ya. Tabii ya. Benim küçüğüm bile evleniyor. Haftaya nişanı var. Hadi. Gelirsiniz değil mi abi? Gelmez olur muyum? Ayıp ettin. Lan dur, bırak bunları, şu beladan kurtulalım önce. Sen git bizim diğer arkadaşları çağır. İnşallah onlar bir şey öğrenmişlerdir. Başüstü. Aç şunun ağzını. Sen de konuşma. Dışişleri... İyisi mi açmayayım komiserim? Açarsam konuşuyor, düşürecek hükümeti. Sus diyorlar amirim. Konuşursak hükümet düşer diyorlar. Hay hükümet kadar taş düşsün başlarına. Ne yapalım amirim? Konuşturalım mı? Hükümetteki... Sus lan! Maliye Bakanı bir gün ver oğlum. Bir gün bize dedi ki... Son telefon... Çıkmam! Konuşturmayın şunları! Bırak sussunlar! Siz de geçin şöyle. Geç lan! Olur, 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 olur.
Onları yakaladık. Geç hemen şöyle geç. Bunlar ne yapmış? Bu rüşvet almış, bu turp çalmış, bu da basılmış. Öyle mi? Konuşun bakalım. Kimle basıldığımı söylersem hükümet düşer. Bu da düşürücülerden amirim. Ya sen turp hırsızı? Kafir! Üstüme gelmeyin, konuşursam hükümet düşer. Ya sen? Açtırmayı kutuyu söyletmeyin kötüyü, bir konuşursam... Malum malum, hükümet düşer. Ha şunu bileydin. Geçin şöyle. Oğlum getir şu çektirdiğim resmi. Başüstüne amirim. Hükümete bulaşmamış kimse yok ki abi bu memlekette. En küçüğünden en büyüğüne kadar kirli işe bulaşacak olan bir hükümet adamı almış arkasına. Korkudan kimseyi konuşturamıyoruz ki. Aslım amirim. Ah şöyle. Pamuk ipliğine de bağlı olsa iyi kötü bir hükümet var başımızda. Kendini bilmesin biri bir boşboğazlık eder konuşur da hükümetimiz düşer maazallah. Yunan'ı mı sevindireceğiz lan bu saatten sonra? Artık kimseyi yakalamayın. Paydos bitti tamam. Kimseyi yakalamayın. Paydos! Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye!